Herkese merhaba, Mobil Dünya Kongresi'nde gezintimize devam ediyoruz. Mobil Dünya Kongresi'ne gelmeden önce Sony'nin tanıttığı akıllı telefonlardan bir tanesi Xperia E4'tü. Xperia E4 burada yok. Bunun yerine burada Xperia E4G var. LTE destekli versiyon Xperia E4'ün. Xperia E4 Türkiye'de piyasaya sunulacak. Ancak Sony'nin belirttiğine göre Xperia 4G de çok yakında Türkiye'de piyasada olacak. Zaten biliyorsunuz 4G ihale şartnamesi açıklandı. Yıl sonu ve gelecek yılın başı itibariyle Türkiye'de de artık 4G şebekelerinden yararlanmaya başlayacağız. İşte Xperia E4G'de 4G desteğinden yararlanmayı sağlayacak, yüksek hızlarda internet bağlantısı sunacak akıllı telefonlardan bir tanesi giriş seviye Android telefonu. Bu telefonda 4.7 inç 540x960 piksel ekran bulunuyor. IPS ekranın parlaklığı iyi seviyede, parlak ışık altında da iyi bir görüş sunuyor. Görüş açıları da oldukça iyi sayılır. Telefonda MediaTek işlemci var. 4 çekirdekli MediaTek işlemcinin yanı sıra 1 GB RAM ve 8 GB dahili hafıza bulunuyor. MicroSD kartlaması sayesinde telefonun depolama kapasitesini, saklama alanını daha da arttırmak mümkün oluyor. Xperia E4G'nin kameralar bakımından çok üst seviyede olmadığını söylemek gerekiyor. Arkada 5 megapiksel kamera bulunuyor. Kameranın yanında LED flash dikkat çekiyor. Önde de yine 2 megapiksellik HDR destek, yüksek dinamik aralığı destekli bir ön kamera bulunuyor. Bu da biraz da ışık bakımından dengeli selfie fotoğraflar çekilebileceği anlamına geliyor. Görmüş olduğunuz siyah renk, beyaz renk oldukça çekici. Bunun yanı sıra bir de siyah renkli versiyonu bulunuyor Xperia E4G'nin. Plastik bir arka kapak var. Hafif sürtünmeli bir yüzeye sahip ancak hoş bir his veriyor dokunduğunuzda. Telefon yuvarlak hatlarıyla ele rahatlıkla oturuyor ve tek elle de rahatlıkla kullanmanız mümkün oluyor. Telefonun sağ kenarında Sony'nin bir klasiği haline gelmiş güç butonu var. Görmüş olduğunuz gibi ses tuşları var. Bunlar rahatlıkla erişebilecek şekilde konumlandırılmış. Tek elle parmağınızda telefonu elinizde oynatmadan bunlara ulaşıp kullanabiliyorsunuz. Micro USB portu telefonun sol kenarında yer alıyor. Üstte 3.5 mm kulak tuşak var. Bu şekilde telefonun tuşları dizilmiş. Önde herhangi bir fiziksel tuş görmüyoruz. Kontroller ekran üzerinden sağlanıyor Xperia E4G'de. Sony'nin kullanıcı arayüzü Xperia kullanıcı arayüzü mevcut. Fazla değişiklik yok ve her türlü ihtiyacımızı karşılayacak uygulamalar bulunuyor. Önceden yüklenmiş çeşitli uygulamalar da mevcut Sony Xperia E4G'de ve görmüş olduğunuz gibi de Android 4.4 KitKat'la bir önceki KitKat sürümünün en son versiyonuyla çalışıyor Sony Xperia E4G. Sony Xperia E4G rahat taşınabilen hafif bir telefon ve uygun fiyatıyla mütevazi teknik özellikleriyle akıllı telefon deneyimini yaşamak isteyen, Android telefon deneyimini uygun fiyatlarla yaşamak isteyen, bunun sıra LTE desteğine de LTE bağlantısında uygun fiyatlarla kullanmak isteyen kullanıcıları hedefleyen bir ürün çok yakında Türkiye'de olacağını da belirterek bu videomuzu sonlandıralım. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Mobil Dünya Kongresi'ndeki gezintimize devam ediyoruz. Bütün videolarımızda YouTube kanalına ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Teknoblog Mobil Dünya Kongresi 2015 kanalına da bekliyoruz. Görüşmek üzere.